Gastar ve Kuzuköy Mantar Festivali'nde şimdi de sıradaki ürünümüz salata, kuzu göbekli salata yapacağız. Salata için kıvırcık marul, göbek marul dediğimiz iceberg marul ve kuzu göbeği mantarı, baby mısır, üzerine dekor amaçlı kırmızı soğan kullanacağız. Tabii ki ilk önce kuzu göbeği mantarımızı sote edeceğiz. Kuzu göbeği mantarı için sotemizi hazırlıyoruz. Tamam. Ocağımızı ısıtıyoruz. Çok az zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu mantarlarımızı saplarına ayırmış bu şekilde dörde bölüyoruz. Kuzu göbeği mantarı salatada da gayet güzel bir lezzet veriyor. Mantarlarımız kırmış olan zeytinyağının içine ilave ediyoruz. Sotelenmesini sağlıyoruz. Şimdi marullarımızı göbek kısımlarını alıyoruz. Mantarımızın sotelenmesini beklerken marullarımızı kavuruyoruz. Ayçiçek marulu da bu bir porsiyon için bu kısmını kullanabiliriz. Mantarlarımızı sotelenelim. Ocağımızın altına küçük ateşe getiriyoruz. Çok az tuz ekliyoruz. Çok az karabiber ekliyoruz. Mantarların sotelenmesini sağlıyoruz. Kuzu göbeği mantarın suyunu salıp çekene kadar kavruluyor. Iceberg marulu elle de parçalayabilirsiniz. Ya da şöyle uçak yardımıyla doğrayabilirsiniz. Marullarınızın ben şu tap kısımlarını kullanmayacağım. Daha yumuşak salata elde etmek istiyorum. Uçak yardımıyla doğruyorum ve iki farklı marulu birbiriyle harmanlıyorum. Bu hazırladığım marulu düz bir tabağa alabilirsiniz. Salata kasesine de koyabilirsiniz ama ben düz bir tabakta sunum hazırladım. Tabağın orta yüzeyine şöyle elinizle hafif dağılmamasını sağlamak için bastırıyorsunuz ve tabağın orta kısmına yerleştiriyorsunuz. Buna dediğim gibi beyin mısırları, bunlar haşlanmış ve konserve haline getirilmiş mısır. Dolayısıyla direkt kullanım sağlayabilirsiniz. İsterseniz kuzu göbeği mantarıyla soteleyerek de kullanabilirsiniz ama ben daha doğal ve diri olmasını istiyorum. Mısırlarımı marulların etrafına dörde bölerek şerit halinde diziyorum. Sotelenen mantarlarımıza takip ediyorum. Çok çabuk pişemiyorum. Şimdi mantarlarımı sotelenen. Ama dediğim gibi
kırmızı soğanı halka halka hem salataya lezzet versin hem de renk ve dekor versin diye kullanabilirim. İsterseniz kabuğunu soymadan bir domates yeterli olacaktır size. Domatesi eşit parçalar halinde dilimliyorum. Domates hem dekor amaçlı hem de salatama renk vermesi için, lezzet vermesi için tabakların etrafına diziyorum. En son da soteledim kuzu göbeği mantarını tam salatanın ortasına serpiştirerek sunuyorum. İsterseniz miktar olarak arttırabilirsiniz. Kuzu göbeği mantarlarla koyduktan sonra şimdi bunun için salatam için özel bir sos hazırlayacağım. Üzüm sirkesi kullanacağım biraz. Daha sonra zeytinyağı. Çok az tuz. Ve çok az da hardal kullanmak istiyorum. Bu sosun da gayet mantarlarla beraber salatama güzel bir lezzet verecek. Üzerine gezdirerek salatanın sosunu ilave ediyorum. Sirke ve hardal keskin bir üründür. Buna da salataya ilave ederken, sosu hazırlarken dikkat etmenizde fayda var. Hazırladığım kuzu göbekli salatam servis edebiliriz. Afiyet olsun.